Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biri olan ve 1.3 milyar dolarlık yatırımla Finlandiya'da 2006 yılında inşası başlanan Oasis of the Seas, yani denizlerin vahası, ilk seferine 2009 Aralık ayında başladı. Manzara için.
gemisinin yanında filika gibi kaldığı 360 metre boyundaki bu dev 5400 yolcu kapasiteli. Bu yolculara hizmet için de Oasis of the Seas'in 2165 kişilik bir personel ordusu bulunuyor. Yani iki yolcuya bir mürettebat düşüyor. Avrupa turumuzun ilk günü olan Mallorca etabını tamamlamış bulunuyoruz. Yarın başka bir ülkede, başka bir şehirde uyanacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Mallorca'dan hareketimiz başladı. Hiçbir şey anlatmıyorum. Siz karar verin. Karayınca'ya bineceğimiz grup. Yaş ortalamamız bu. Manyak bir eğlence bekleriz. Gemi maceramız devam ediyor. Üç kuşak bindik attı karıncaya. Şurada minik arkadaşımız. Biz ve işte içi hiç yaşlanmayan, hep genç kalan. Royal Caribbean şirketine ait olan gemide 2700 oda bulunuyor. Bunlardan 334'ü park, diğerleri iç ve deniz manzaralı olarak tasarlandı. Oasis gemisinde deniz manzaralı balkona sahip dubleks odalar da mevcut. Yine indirdin mi bir havlu? Kızım bu bir klasik yani. Yok öyle. Gittiğin otellerden, her yerden bir havlu olmuş. Şişe sayıyorum ağzına. Durayım. Çiğne, Çiğne. Çiğne senin değil mi şu gibi mi davranacaksın? Ha? Yemiyoruz. Saat 4.55. Şafak hala yiyor. Hala. Hala. İnsanlar çalışıyor. Gemi boşaldı. Herkes odasında. Uyuyor. Sabaha 2 saat kaldı. Ve beyimiz hala
yemiyor. O ne? Ağzını durmuş ama elindeki seni açığa veriyor. Marsilya'dayız. Kahvaltı yaparken size şöyle bir görüntü paylaşmak istedim. Şimdi yanımızda Costa'nın gemisi var. Bunun arkasına doğru böyle geri geri manevra yaparak yanaşıyor. Şu kısma gelecek. Marsilya turumuz başlıyor. Acayip yürüdük yani, 4-5 kilometre yürüdük. Öğlen yemeğimizin manzarası ve daha harika bir manzarayla karşılaşacaksınız. Hazırlanın. Manzara benim. Dünya üzerinde görülmemiş bir sosis yapıyorum. Hadi bakalım. Burada neler oluyor? Önce roast beef. Roast beef yatağında. Steak sos. Mayoneze sıkacaktın artık, boş ver. Salatalığı mı kaldı? İşte bu. Biliyorum. İkinci kattayız, bilgi var. Ne iş? Yani? Kenara gel. Ana katta bir katı. Oh,
4 büyük yüzme havuzunda 2300 ton su bulunduran gemide yolcular geceleri de canlı Broadway müzikalleri, aqua tiyatro ve buz üstünde gösterilerde izleyebiliyorlar. Türk'ü sınamayacaklar. Roast beef diye bir şey veriyorlar. Böyle büyük et dilim dilim kesiyor. Onu hamburger ekmeğin arasına koydurdum. Dilim döner yaptım yani. Olmayan yerde döner yaptım. Öyle değil mi? Yedin nasıl tadı? Afiyet olsun. Niye verdi bana göre? Ne saklı diye vermiştir. Biliyorum sen de özledin. Geliyoruz, geliyoruz. Bekle, bekle. Arıyorlar bizi iç dış. Dışarıdan içecek almak yasak. Nasıl ilk asansör alın ama bundan 9 tane var böyle bu alanda. İçkinizi yudumlarken Aqua Tiyatro'nun muhteşem su gösterilerini izleyebildiğiniz gemide sınırsız eğlence, sınırsız dinlence ve her duyguya hitap eden bir yolculuk düşünün. Bütün turistik aktiviteleri aynı anda yaşayabildiğiniz bu gemide bavul açma kapama derdi olmadan birçok ülkeyi özgürce keşfedebiliyorsunuz.
Yunan oleri ve saruha disiore ne topopori. Da pahalı bir semti andıran butiklerin bulunduğu kaldırımlı yürüyüş alanında geminin dikkat çeken köşelerinden. Yolcu asansörünün bulunduğu gemide Rising Tide adlı asansör 16 kat arasında inip çıkarken yolculara panoramik bir görüş açısı sunuyor. Günaydın. Ne yiyorsun acaba? Bizi göre. Rengarenk. Öyle olduğumu umut ediyorum. İnşallah öyledir. Klasik Türkler dibinde kalınca çorba, süt fark etmez. Çok ayıp, çok.
benim de kahvaltımda olmazsa olmazlarım somon. Napolitan pizza olur, Napolitan muhtar olmaz mı? Ya. Napoli'de Yeşil Pınar minibüsleri buradan kalkıyor. Yeşil Pınar, Yeşil Pınar, Yeşil Pınar. Sonuncu günümüz Napoli bitiyor. Her zamanki gibi gemiyi çekmeyi ihmal etmiyoruz. 10 dakikalık yürüme mesafemiz var. Geliyoruz, bekle bizi. İtalyanlar kızıyor makarnayı kaşıkla yemeye. Büyük hakaretmiş. Biz öğrendik.
sits and sits. And that's what makes a golden egg. Evet, günaydın. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. 16. kata çıkacağız. Bugün sizinle tam bir gün geçireceğiz gemide. Ve şimdi kahvaltıya doğru gidelim. Burada her katta bu maketten var, kat planları. Nerede ne var detaylı görebiliyorsunuz. Ayrıca da dijital ekranlar var. Şöyle restoran. Kahvaltı ve öğle yemekleri için. Akşam yemekleri de var tabii. Burası açık büfe olan bir restoran. Gross tonluk gemide 16 güverte yer alıyor. 360 metre boyunda ve 47 metre genişliğindeki bu dev yapının denizden yüksekliği ise tam 65 metre. İçinde 3 büyük bahçe var. New York'taki Central Park'ın butik bir halini yapan mimarlar, gerçek ağaç ve bitkilerin bulunduğu bu bahçelerde 12.175 tane farklı bitki çeşidiyle sizleri gördüğünüzde oldukça şaşırtıyor.
Thank you. No more missing. Tamamlandığında ilk seferine Miami'den çıkan Oasis, Karayipler gemisi olarak bilinse de ara ara Akdeniz ve farklı rotalara çıkarak zaman zaman gemi tatili sevenlerine sürprizler yapıyor. Evet.
to two tapas. Two tapas. Kardeş ne yap biliyor musun? Bu çocuk öyle İngilizce bilmeyen falan bir adam değil ha, yanlış anlama bu çocuk. Desen ki dünya halklarının kardeşliğinle ilgili bir kompozisyon yaz, yazsın sana, öyle İngilizcesi var. Past perfect'ler, bütün tense'ler, her şey, bütün kalıplar, ought to'lar, used to biler. Ama sosyal dil diye bir şey var, herifin ruhu donat masayı demek istiyor. Benimki de. Şey, ilkinden. Dessert, one pecan. One ice cream. Tamam, sen fark etmez. Ben yerim. Olabilirsin, öğrenelim de. Bizim menümüz de Türkçe. Ya arkadaş, menü var değil mi? Menü. Menü aşağılık bir kağıt parçası, bir defter gibi. Bu ne lan yani? Bize de mi menü? Onu çekiyordum ben. Bize özel hazırlıyorlar. Olabildiğince herkese kendi diline menü vermeye çalışıyorum ama Türklerle özel bir ilgileniyorlar yani. Afiyet olsunma kadar var. Çıkardık. Gemiden inmeden bir önceki akşam herkes valizini kapının önüne böyle koyuyor. Görevliler tek tek toplayıp gemi yanaştıktan sonra terminali terk ederken size teslim ediyorlar. Yani siz gemiden çıkarken valizle uğraşmıyorsunuz. Geminin istediği siz gidin kahvaltınızı yapın. Çıkarken rahat rahat valizle dolaşmayın, rahat rahat gidin çıkın. Tam çıkışta biz valizleri sizin yanınıza getireceğiz diyorlar. İşte görüyorsunuz bakın koridor. 15 kat böyle. Bir hafta evvel şu kapıdan giriş yapmıştık. Şimdi aynı kapıdan çıkış yapacağız. Yolculuğun daha sonuna geldik. Evet. Ben gözlüğümden oldum ama olsun. Gözlüğümü düşürdüm, bulamadım. Ama çok güzel bir tatil geçirdik. Evet, çok güzeldi, her şey güzeldi. Gözlüğün yenisi gelir. Bulularımızı almaya gidiyoruz. Gemimizden ayrıldık. Son kez vedalaşıyoruz, bakıyoruz böyle. Başka yolculuklarda görüşmek üzere. Thank you.